Dünyanın Tadı ekip olarak karavanımızla İznik'e geldik. İznik Gölü'nün yanı başına karavanımızı park ettik. Ve İzniklilerden İznik yemeklerini öğreniyoruz. Bugün de Hasibe Hanım'dan çok lezzetli bir İznik yemeği. Kalın kıyı öğreneceğiz. Doğru mu? Evet. Nasıl bir yemek bu? Börekte yemek arası bir tarif. Yani. Büyüklerimizden böyle gördük. Memleketten gelmişler, yapmışlar. Annelerimiz öğrenmiş. Biz onlardan öğrendik. Muhacir yemeği. Muhacir yemeği. Selanik göçmeni büyüklerimiz Selanik'ten gelmişler. İznik bakın medeniyetlerin buluştuğu yer. Medeniyetlerin başkenti diyorum ben İznik için. Birçok millet bir arada burada yaşamış tarihte. Bugün de öyle. Selanik göçmenleri, Bulgaristan göçmenleri, Gürcistan göçmenleri hepsi bir arada burada. Ve gelen her medeniyette İznik kültürüne bir şeyler katmış. Tabii. O yüzden çok zengin bir yemek kültürü var İznik'in. Bugün de kalın kıyıyı ben yapacağım. Hasibe Hanım tarif edecek, ben yapacağım. Bakın malzemelerimiz neler? Yufkamız var. Hazır yufka kullanabilirsiniz. Normalde burada ev yapımı, hanımların kendi açtıkları yufkalar kullanılıyor. Tabii ki. Ama biz tarifimizi siz de yapabilin diye hazır yufka yapacağız. Hazır yufka, patlıcan, soğan, biber. Biberli salça. Biber salçası ve domates sosu. Bu domates sosu yazın hazırlanıyor. Kışın buranın insanı marketten domates almıyor kesinlikle. Lezzetli olmuyor ve sağlıklı olmuyor diye. Bakın yaz mevsiminde bu şekilde domatesleri kavanozlarda konserve halinde saklıyorlar. Kışında taze taze diyebiliriz. Taze tadında yiyorlar. Organik. Kendi bahçelerinin domateslerine. Hemen başlıyorum ben. Siz tarif edin ben yapayım. Tamam. O yüzden mikrofonu size veriyorum. Siz söyleyin ben yapayım. Ne yapıyorum şimdi? Şimdi soğanı doğrayacaksınız. Soğan, yeşil biber. Soğanı, yeşil biberi incece doğruyorum. Evet. Ve kavuruyorum. Evet. Hemen soğanım hazır. Bakın soğanı ince ince doğruyorum. Soğanımı doğradım. İnce ince doğradığım soğanı zeytinyağında kavuruyorum. Soğanlar kavrulurken bir taraftan da biberi doğruyorum. Bir tane biber yeterli olur mu? Olur. Tamam, hemen doğruyorum. Hepsi ufak çünkü, bir tane yeter. Tamam, bir tane biber doğruyorum. İnce ince. Evet, şöyle bir karıştıralım. Güzelce karıştırdım. Şimdi ne yapıyorum? Onlar biraz pişince patlıcanı doğrayıp katıyoruz. O zaman şimdi hemen patlıcanlarını doğruyorum. Evet. Onlar pişene kadar ben de patlıcanlarımı doğruyorum. Tamam. Küçük küçük, küp küp. Küp küp. Tamam, hemen doğruyorum. Doğradığım patlıcanları da hemen ilave ediyorum. Hep beraber pişsinler. Pişsinler hep beraber. Patlıcanlarımız neredeyse pişmelik oldu. Bakın size bir kontrol edin nasıl olmuş. Tamam, güzel olmuş. Bunlar, şimdi domates salçası mı? Salçası ile domates sosundan da katılı. Bu arada biraz pişecek onlar zaten. Ne kadar atayım domates salçasını? Yarım kaşık alın. Yarım kaşık. Yarım kaşık. Üzerine domates sosu. Evet. Hepsini atayım mı? Yok, fazla gelir. Ne kadar atayım? 3-4 kaşık olsun. 3-4 kaşık, tamam. 4 kaşık olsun yani. Kalın kıyının ortasına koyacağımız patlıcan yemeğimiz çok güzel oldu. Bu şekilde bile bu yenir. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Patlıcan yemeğimizi aldım, geldim. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tepsiyi yağlayacağız. Zeytinyağıyla. Evet. Hep zeytinyağıyla mı yapıyorsunuz yemeklerinizi? Zeytinyağıyla. Zeytinle meşhur İznik. Aynen. İznik Gölü'nün etrafında çok güzel zeytin ağaçları var. Aslında sadece zeytin ağacı değil, her türlü ağaç var. Bakın tepsinin üzerine yufkayı koyduk. Tepsimiz küçük. Karavanımızın fırınına göre. Bakın tepsimizin içerisine bir tane yufka koyduk tam ortasına. Kenarlarını kesmedik. Kenarları arttı. Şimdi bir yufka daha aldık. Bir yufkayı ne yapıyoruz bu yufkayı? İçeride koyacağız buna da. Kıyı yapacağız. Bakın benim hazırladığım patlıcan yemeğini yufkanın içerisine serpiştiriyoruz. Biraz da yağ dökelim. Tamam, hemen yağımızı vereyim. Buyurun. Zeytinyağı döktük. Şimdi kıyısını yapacağız. Bakın, bakın, bakın. Bu kıyısı. Bu neresi? Açık kalan yeri. Açık kıyı. O zaman tepsimizin büyüklüğüne göre bu şekilde ekleyeceğiz. Tabii ki, tabii ki. Tek yufka yap. Artan yufkalarımızı bu şekilde kapatıyoruz. Şu anda kıyısı hazır.
Kalın kıyını. Evet, sağ olun. Bu alttan yufkaları da altına kıyını koyuyoruz. Alacağız. Hazırladığım patlıcan yemeğini olduğu gibi koyduk. Evet. Tepsimizin ortasına. Vay vay vay. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Ya. Görüntü şahane. Kenarlarını yağlıyoruz. Bakın yufkaları yağlıyoruz kurumasın diye pişerken. Börekle yemek arası çok ilginç bir şey ortaya çıkacak. Önceleri bunların kıyılarını boş yaparlardı. İçinde kıyılısından koparıp içindeki yemeğe batırıp yerlerdi. Şimdi içine de koyuyoruz. Kenarlarını dolduruyoruz. Kenarları dolgulu. Bakın isterseniz kenarlarının içerisine bizim gibi koymaya da bilirsiniz. Boş da yapabilirsiniz. Boş da. Ama doldursanız daha lezzetli olur. Bu kadar, tamam. Bitti. Şu anda fırına atıyoruz. Fırında pişecek. Ne kadar pişecek? Kızarana kadar. Karavanımızın fırınından öyle güzel bir lezzet çıktı ki kalın kıyı. Gerçekten beni benden aldı. Tadına bakalım. Çok güzel bir görüntü ama bozmadan bir fotoğrafını çekeceğim. Ve sosyal medyada paylaşacağım. Instagram'da paylaşacağım. Bu hazırladığımız yemekleri tarifleriyle beraber yayından hemen sonra Instagram'da paylaşıyorum. Instagram adresim Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter Dünyanın Tadı. Bizi sosyal medyadan da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Hemen Instagram'a atıyorum. Gerçekten yok böyle bir tarif. Ben çatal almıştım ama Hasibe Hanım dedi ki çatalla yenmez dedi bu. Bırak çatalı. Elle yenir dedi. Ben de elle yiyeceğim. Bunun üzerine bir yeşil biber dilimleri korsaydık daha güzel olurdu. Ama unuttuk onu yani. Olsun, olsun. Böyle bile çok güzel oldu. Böyle bile çok güzel oldu. Öyle olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum. Bakın pizza gibi oldu. Aynı pizza gibi dilimledik. Bakın önce kenarı yeniyormuş. Şöyle kenarını aldım. Hasibe Hanım. Patlıcan yemeğine bayılırım. Normalde patlıcanı çok severim. Patlıcan yemeklerin hepsini severim. Bu çok güzel olmuş. Patlıcan yemeği ile patlıcan böreği arasında enfes bir tarif. Enfes bir tarif. Bunun tadını yiyenler bilir. Bunun tadını yiyenler bilir diyor. Aynen öyle. Yemeden bilinmez. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Çok lezzetli olmuş. Bakın çok lezzetli. Çok basit. Hazır yufkayla yaptık. Evet. Yani 20 dakikada yapılabilecek bir tarif. Ama tadı unutulmaz. Bu güzel. Yemeği yiyeceğim. Ardından daha yapacak lezzetimiz çok. Burası İznik. İznik Gölü'nün yanında dünyanın tadını karavanımıza çıkarmaya devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.